Tünel girişi burada olmalı. Tabii eğer Grisela'nın bundan haberi varsa. Eğer bu halde Nicholas'tan yardım istersem kolyeden tüm dünyanın haberi olacak. Eğer onu aramazsam Nidaton'daki herkes küçülmüş olacak. Sırrı paylaş, kasabayı kurtar. Evet ben Nicholas. Şu an cevap veremiyorum. Ne yapacağını biliyorsun. Nicholas, ben Polly. Dinle. Bu sabah sana kötü davrandığımı biliyorum ve üzgünüm. Sen haklı olduğun içindi ve bundan korkuyordum. Eğer bana yardım edersen sana her şeyi anlatacağım. Beni ifşa edebilirsin. Ve bizim küçüldüğümüz konusunu kanalında canlı yayında açıklarsan herkes senin haklı olduğunu kendi gözüyle görebilir. Şimdi beni dikkatle dinle. Filmlerde bunu daha kolay yapıyorlardı. O nerede olabilir acaba? Nicholas, buradayım. Vay canına, bu gerçekmiş. Mesajımı aldın mı? Hayır, sadece mucizevi bir şekilde kendimi burada buldum. Tamam, şaka yapmanın sırası değil. Sadece daha önce böyle olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalmamıştım ve sakin karşılayacağımı sanıyordum ama şu anda hiç sakin değilim yani. Ben... Nicholas, hadi şu düğmeye bas. İyi hadi gel. Ne diyeyim yani? Hadi, Lidlton'u kurtarmalıyız. Nicholas, dünyadan Nicholas'a. Az önce doğrulanabilir minik bir paranormal kişi bana dünyadan Nicholas'a dedi. Ay! Şimdi o minik paranormal kişi sana bir çimdik attı. Hadi gidelim. Ama daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim Başkan Bey. Bu en son teknoloji ürünü bir kubbedir ve onu küçük kasabamız için temin edebilmek büyük bir şans. Bu denemeden sonra her şey normale dönecek. Küçük Samantha burada. Balo da tamamen güvende olacak. İnanın bana. Pekala. Siz bilirsiniz. Sonuçta yetki sahibisiniz. Tamam. O zaman içeri gireceğiz ve kolyemi alacağız. Layla ve Shani'yi kurtaracağız. Layla'yı kurtarmasak olmuyor mu yani? Evet. Ve kubbe makinesini imha edip sahte başkanı def edeceğiz. Hepsi bu mu? Ben daha fazlasını bekliyorum. Ay! Tamam ya, tamam. Hadi içeri buyurun. Hayatınızın en güzel anlarını yaşamak üzeresiniz. Ben Shani ve Layla'yı bulacağım. Sen de Lidlton halkının sahte başkana karşı ayaklanmasını sağlayacaksın. Ben bunu nasıl yapacağım peki? İnternette bir sürü takipçin var ve hepsi bu geceki haberi bekliyor. Bence artık senin canlı yayın yapmanın zamanı geldi Nicholas. Vay, ikiniz gerçekten iyisiniz. Ben ya yarınki yetenek gösterisine hazır değilsem? Beni dün görmeliydin. Layla herkese dans etmeyi öğretebilir. Bakalım ne durumdasın Polly. Seni çekmem sorun olur mu? Beraber izleyip ne üstüne çalışman gerektiğini söylerim. Kamera baskıyı artırıyor ama tamam. Nereden başlamalıyım? Boyun ve omuzlarını esneterek başla. Sonra kendini serbest bırak. İşte oldu. Tamam. Biraz hareket ekleyelim. Bize dans eden tavuğu göster. Tamam. Evet. Biz ne izliyoruz? Pek hoş değil. Ama çabasını takdir ediyorum. Nasıldı? Tam bize göre bir işimiz var. Olamaz. Dans eden tavuğum sadece tavuk. Dans yok. Yarını bırak, bir dahaki ay bile yetenek gösterisine çıkamam ben. Siz gösterinin en iyisi olabilirsiniz. Ben çıkarsam bizi kötü duruma düşürürüm. Biz gösterinin en iyisi olmaya çalışmıyoruz. Önemli olan beraber eğlenmek. Çok doğru. Sporlarda kazanmak isterim ama eğlence için dans ederim. Bizimle eğlen Polly. Haklısınız gerçekten ama benim için eğlenceli olmayacak. O videoda kendimi gördükten sonra yani. Tuhaf. Hoparlör kapalı olmalıydı. Bakın, gökyüzünde. Uzaylı teknolojisi olduğunu sanmıyorum. Sanırım pocket dünyasından. Başı dertte olan başka bir pocket dünyası mı? Belki bir pocket dünyasını kurtarmak özgüvenini yerine getirir. Pocket dünyası geçidi onaylandı. Hadi gidelim. Küçülme gücü.
patenlerle her şey daha iyi olur. Burası bir disco dans şehri. Yetenek gösterisi için hazırladığım kostümü burada giymek harika olurdu. Ama güzel müzik nerede? Ha? Bu paten pistinde hiç canlılık yok. Kontrol ettiğimiz hiçbir yerde yok. Belki de müziği getirmek için buradayız. Müzik gitti ve hepsi senin hatan patenci Ruby. Dans şehri eğlenceli dostlarla dolu muhteşem bir yer olmalıydı. Onun yerine terk edilmiş bir yer. Bugün dans ve müzik yok. Patenci Ruby ile uğraşmayın. Dövüşmeyi biliyorum. Rahatsız ettiğimiz için üzgünüm Patenci Ruby. Ama benim adım Polly Pocket. Arkadaşlarımla müziği geri getirmene yardım etmeye geldik. Müziği geri istediğimi kim söyledi? Yardıma gelmemiz için bize bir disko topu göndermedin mi? Sinirle Pocket geçidine attığım disko topunu mu diyorsun? Eğer sormamın sakıncası yoksa disko topu ne yaptı ki? Bana artık olmadığım her şeyi hatırlatıyordu. Ne müziğim ne de dansım var. Ben Patenci Ruby. Dans şehrinin dans eden kraliçesi. Ritmimi kaybettim. Dans edemiyorum. Yani sihirli aynı topu dönmüyor ve müziğin tadı yok. Her şeyi ama her şeyi denedim. En güzel iplerimi. Aynı topu dönmüyor. İlhamımı kaybettim. Belki de yeni bir ritim gerekiyordu. Keşke ne gerektiğini bulabilseydim. Ama hiç ilham gelmiyor. Tek düşündüğüm başarısızlık. Bu hissi çok iyi bilirim. Öyle mi? Evet. Ama başarısızlık bırakmamızı gerektirmez. Sadece tekrar tekrar denemeliyiz. Ta ki başarana kadar. Moralim bozulunca yakın dostlarım asla pes etmemem gerektiğini hatırlatır. Keşke benim dostlarım da burada olsa. Dans şehrindeki herkesi gönderdim. Onları tekrar davet edemez misin? Ben müziğim olmadan onlarla yüzleşmeye utanıyorum. Eğer aradığın ilhamsa bu pistte bir sürü ayna görüyorum. Prova yapmak için mükemmel. Polly, tekrar denemeye hazır mısın? Evet. Sanırım patenler rahatlamama yardımcı oldu. Peki ya sen patenci Ruby? Daha iyi bir müzik bulabilirseniz. Sihir olmadan. Elimdekiler bunlar. Bende de bu var. Oo, peki. Dünyanızdaki tüm hoparlörler böyle minik mi? Yüksek sese gerek yok. Sadece müziği hissetmek yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak Polly, dans edebiliyorsun. Dans ediyorsun. Hayatımın en eğlenceli anı bu. Hadi bize katıl Patenci Ruby. Oh, hey. Dans kraliçesi geri döndü kızlar. Oh evet. Polly, Layla, Shani. Dans şehrine müziği getirdiğiniz için teşekkürler. Siz Pocket dünyası kahramanlarısınız. Lütfen pisti istediğiniz gibi prova yapmak ve oyun oynamak için kullanın. Bowling salonumuz, mini oyunlarımız, patlamış mısırlarımız ve atıştırmalıklarımız var. Benim müzik dünyam sizin müzik dünyanız. Bence şimdi bowling'e geçelim. Atıştırmalıklardan hemen sonra. Tekrar denemeye karar verdiğimize çok memnunum. Ben de. Şimdi izin verirseniz arkadaşlarımdan özür dilemeli ve onları dans şehrine geri davet etmeliyim. Hadi büyü. Orası çok güzeldi. Nicholas'ı da götürmeliyiz. Bayılacaktır. Madalyonum koordinatları kaydetti. Yani istediğimizde gidebiliriz. Bence gösterimize Patenci Ruby'nin disko topunu da eklemeliyiz. Yani artık yetenek gösterisinde bizimle dans edecek misin? Eğlenceli olacak değil mi? Dostlarınla dans ederek eğlenmekten daha önemli ne olabilir ki? Bunun cevabı elbette hiçbir şey. Kim daha çok çalışmaya hazır ha? Hadi bakalım. Dinozorlar, antik Mısır ve uzay sergilerimi sanki tüm hayallerimi alıp tek bir binada toplamışlar gibi. Unutmayın, kalan kısa sürede çok sıkışık bir programımız var. Birinin tükenmiş türleri olan büyük sevgisi yüzünden.
günümüze çocuklara nasıl özel hissettireceğini iyi biliyor. Ya da antiklere. Listede sırada ne var? Antik Mısır sergisi mi? Kleopatra tam bir moda ikonu. Lahitlerden bahsetmiyorum bile. Peki neden poli tarzında gidip yakından bakmıyoruz? Yani sonrasında uzaylı fuarına mı gideceğiz? Poli, gerçekten kendini aştın sen. Aa, vay, sağ ol Şan. Yani tam olarak değil. Düşündüğüm şey daha yakından bakmak için küçülmekti kızlar. Küçülme gücü. Sıradakinin buz çağı sergisi olduğunu biliyorum. Ama bir kerecik güvenilirliğimden ödün vermek istiyorum. Sırrın bende güvende Shani. Aa, gezegenlerin böyle güzel tasarımları olduğunu kim bilebilirdi? Satürn halkası gerçekten ilham verici. Aslında Layla, Satürn'ün bir değil 8 halkası olduğunu biliyor muydun? Dün gece uzay belgeseli izlemenin karşılığını vereceğini biliyordum. Shani, söylesene uzayda hep neyi yapmak isterdin? Uzaylı yaşamının dikkatini çekmek için Melody'nin en büyük hitlerinden birini süpersonik iletişim uyduları üstünden almak. Bilimi cazip kılmak ve araştırma amaçlı. Elbette. Tamam. İkincisi ise hep anlattığın gibi Vay Kızların bir bölümünde olduğu gibi kozmik bir yakar top oyunu oynamak. Oh, dikkat et Poli. Güneşe uçan Ikarus'la ilgili ne derler biliyorsundur. Uçmak konusunda harika olduğunu ve terslik çıkarmadığını mı? Tekrar dene. Endişelenme. Güneşe çok yakın uçmayacağız. Ayrıca bu sıcak bile değil. Tamam. Ama sadece kısa bir. Mükemmel. Ebediyim. Olamaz. Olamaz. Tüm güneş sisteminin en büyük gezegenini mahvettik. Uzay kampından sonsuza kadar kovulacağım. Bu dünyanın sonu değil. Tamam mı? Bunu çözeceğiz. Sadece biraz yaratıcı olmalıyız. Hepsi bu. Hadi büyü. Yarayabilir. Ah, kabullen Poli, işimiz bitti. Bunu tek başımıza düzeltmemize imkan yok. Birine söylemeliyiz. Minyatür dünyadan Shani'ye birine yaptığımız şeyi söylememiz gerek. Seni dinlemem gerekirdi Shani. Bunun yaptığın en iyi müze gezisi olmasını istedim. Ama çok abarttım. Haklısın. Bunu biz düzeltemeyiz. Üstlenmemiz gerek. Bu yapılacak en doğru şey. Haklısın Shani. Hey, eğer iyi yanından bakarsak en azından dünyanın dengesini koruduğumuzu söyleyebiliriz. bir hata yaptık.
düzeltmek istiyoruz. Hey bakın, onarılmış. İki hafta içinde ancak böyle olması gerekiyordu. Evrenin dengesi yeniden sağlandı. Sonunda minik tüylü bebeklerimizle brunch yapabileceğimiz için çok heyecanlıyım. Kesinlikle. Dışarı çıkıp arkadaşlarımla zaman geçirirken Bonita'yı evde bıraktığım için üzülüyordum. Kaptan Cobbly Bubbles'ın bir korku sorunu var. Hepimiz olanları kaçırmaktan biraz korkarız. Oh, ayrıca ben çok acıktım. Hadi girelim. Jazz'ime hoş geldiniz. Adım Kafe. Yani Kafe'me hoş geldiniz. Adım Jazz. Oh, üzgünüm. Burası biraz yoğun. Buraya gelmek için çok heyecanlıydık. Hayvanların da bizi gördükleri için heyecanlanır sanıyorduk. Oh, heyecanlandılar. Misafirleri severler ama çiftlikten gelmesi gereken mamaları henüz gelmedi. Yeni teslimatları asla geciktirmez. Bu biraz tuhaf. İşin aslını öğrenmeliyim ama pek düşünemiyorum. Çünkü aklımdan geçen tek şey ötüşmeler, miyavlamalar, cıvıltılar. Meyhavlamalar. Belki yapabileceğimiz bir şey vardır. Evet, nasıl yardım edebiliriz? Benim için çiftliği kontrol eder misiniz? Brunch öncesi çiftlik macerasını ben varım. Merhaba, ben Eni. Merhaba Eni. Jazz malzemeleri almak için bizi gönderdi. Sabahtan beri o teslimatı arıyorum. Normalde burada tutardım. Belki dağılıp ararsak onları bulabiliriz. Harika fikir Shani. Tamam Peaches, o tatlı burnunla işe koyul bakalım. Yiyecek bir şey göremiyorum. Çamur maskesi. Gözenekleri iyi gelir. Kaptan Cobbly Bubbles, nereye gidiyorsun? Aa, yeni bir arkadaş edindin. Bu ikisi tüyleriyle iyi bir ikili oldu. Bu Pinky. O benim ödüllü alpakam. Hey, sanırım bir şey buldum. Yani Peaches bir şey buldu. Teşekkürler kızım. Hayvanlar ulaşamasın diye yiyeceği ahıra koymuş olmalıyım. Sanırım kapı kilitli. En iyi sende anahtar var mı? Hmm, olamaz. Çiftçi neden anahtarı bırakmadı ki? Şimdi şeyleri kaçıracağım. Keçileri. Kesinlikle. Bunu diyeceğimi nereden bildin Shani? Hayır, yani gerçekten keçi demek istedim. Kaptan Cobbly Bubbles'a bakın. Anahtar. Kaptan Cobbly Bubbles, günü kurtardın. İşte orada. Siz harikasınız. Bugünkü yardımlarınız için ne kadar teşekkür etsem az. Bizim için zevkti, değil mi kızlar? Tüylü bebeklerimiz için de. Eğlenceliydi ve tam anlamıyla bir maceraydı. Ve çiftlik tazeliğinde. Bu şimdiye kadar yediğimiz en iyi salata. Layla, salatanı Bonita'yla mı paylaşıyorsun? Daha çok o benimle salatasını paylaşıyor. Herkese merhaba. Ben Polly. Bilin bakalım kim bilim fuarı projelerini bitirdi? Günün kalanını farklı türden bir fuarda geçirme zamanı geldi. Elbette sihirli bir fuar. Sizi de bizimle birlikte tüm oyuncaklara binmeniz için Luna Park'a götürüyoruz. Küçülme gücü. Minik yolculuk. Galiba bir dondurma yarışması düzenliyorlar. Tüm şu güzel aromalara bir bakın. Pamuk şeker taneli, jelibon solucan bilyeli. Çikolatalı ışık sürprizi. Naneli kirazlı şölen. Bunu denemem gerekiyor. Peki tadı nasılmış? Leziz. Doğru oranda nane ve kiraz var. Dilin de nane ve kiraz oldu. Bunlar sihirli dondurmalar olmalı. Çikolatalı ışık sürprizini denemek istiyorum. Merhaba Prenses
Seni burada görmek ne güzel. Dondurmanı denemek istiyorum. Çok üzgünüm kızlar ama gökkuşağı tozu sürprizini yapmak için gereken tek sihirli malzemeyi evde unuttum. Ve standımdan ayrılamam. Yoksa yarışmadan diskalifiye edilirim. Endişelenme. Biz senin için onu getirebiliriz. Teşekkürler. Ama onları bulmak pek kolay değil. Sihirli tozlarım sağdan 3. gökkuşağının arkasında. 5. boynuzlu atı geçtikten sonra hemen solda. Tamam. 3. gökkuşağı anladım. Gidiyorum. Evet. Gökkuşağını bulmak ne kadar zor. Tamam. O tozları bulalım. İşte bu olmalı. Sağdan 3. gökkuşağı çok kolaymış. Tam zamanında. Teşekkürler kızlar. Kazanan yakında açıklanacak. Lezzet. Bu çok parıltılı. Benim en beğendiğim kesinlikle bu. Evet. O zaman serpil zamanı. Evet. Bu haftaki pasaport macerasını kapatmanın en güzel yolu. Hoşçakalın.